Nasıl oldu? Menemen'de çömlekçilik sektörü ailelerden gelen bir sektör. Kimi ailelerde 5 kuşak, 6 kuşaklardan giden ailelerden. Yani dede mirası bir meslek aslında. Sonradan olma çömlekçiler pek yok. Yani hep aile. Menemen'de şu an kayıtlı 20'nin üzerine işletmemiz var. Diğeri ufak. Kayıtlı. Yani bunlar genelde mikro ve orta ölçekli işletmeler. Çok büyük fabrikasyon satımlı işletmeler yok. Gelen ürün kapasitesi, ürün gamı, bahçe peyzaj ürünleri statüsünde o şekilde. İlk zamanlarda 80'li 90'lı yıllarda işte testi ve yeme içme kaplarıyla başladık. Daha sonra da sektörün ihtiyaçları doğrultusunda peyzaj ürünlerine kaydı bir sektör. İhracat kapasitesi olan bir sektör. Yani Türkiye çapında düşünürsek Merlemen şu an %70'lik bir kapasiteye sahip. Yani Türkiye'nin bütün bölgelerinde yapılıyor ama bu ölçekte sadece Türkiye'de Merlemen'deyiz. Yani, bu da dediğim gibi Türkiye potansiyeline vardı. Bu da %70. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda gibi ihracat kapasitesi yüksek olan bir sektörde ama son yıllarda özellikle bu 2008-2015 global kriz nedeniyle ihracat kapasitesi tamamen düştü. Şu an sadece iç piyasaya hizmet veriyor. Şu an ihracat kapasitesi mi? Çok az, yani %10, %20 yoktur bile. Bunda tabii çeşitli global etkenleri var, işte uzak doğu ürünleri var. Çin'den, Vietnam'dan, Meksika'dan gelen birçok ürün var. Maliyet olarak da tabii ki de onlarla rekabet edemiyoruz. O yüzden ihracat iyicene daraldı. Piyasaya baktığımızda Çin'den ve Vietnam'dan gelen birçok ürün var. O fiyatları da biz buradan bizim üretim maliyetlerimiz çok çok yüksek. Yani hemen hemen %80'i ev işi. Emekli olmuş sektör. Yani o yüzden çok fazla üretim girdilerinde indirim yapamıyoruz. Rekabet edebilmemiz için. Çok fabrikasyon olmamız lazım ki ancak belki üretim girdilerinde o şekilde. Ucuzluk tabii ki yani. Türkiye çapına baktığınızda şu 100 liradan aşağı yövme yok. 100 lirayı yövmeye düşüp vurduğumuzda Çin'de sanıyorum 80 dolarla 120 dolar aylık. Maaşları. 80 dolar dediğinizde burada 2 kişi görmeye parası. Onlar bir ay 30 gün çalışıyorlar, biz burada işte yani 15'te 1 gibi bir şey var. Aramızda fark var. Bu da tabii ki de üretimimizi engelliyor. Danar Bey'den Ocak Kuşan Menemen'deki en büyük ocaklardan bir tanesi. O zaman da Mehmet abim anlatmıştı belki 60'ın üzerinde personel çalışıyor. Ama şu an Mangörüm'de gibi 2-3 kişi ekipte bu şekilde hayatta durmaya çalışıyor. Burada işte en önemli faktör aslında sizlersiniz. Yani sektörün sizlere ihtiyacı var. Nereden var? Ürün çeşitliliğini artırmamız lazım. Teknolojisini değiştirmemiz lazım. Onlara ihtiyaç var. O yüzden sizlere epey görev düşüyor diyebiliyoruz. İş var ya. Yani 20 tane üzerinde işletme var. Sakin sakin yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sektör kendini yeni besin, çeşitli artırsın, maliyetlerini pazarlama teknolojilerini kullansın. Yani açıkçası artık peyzaj ürünlerinin dışında butik, katma değerli ürün, tabir ettiğimiz ürün çeşitliliğine doğru bir yöneliş var. Çünkü fabrikasyon maliyetleri yüksek, seri imalat şeyleri çok yüksek. Bunu da tabii ki de en fazla şey yapıyoruz. Butik üretimlerle sizlerden beklediğimiz farklı model tasarımları, farklı üzerinde tezlemeler. Yani bir tane ürün yapalım ama şu an yaptığımız 20 tane ürünler bedel olsun. Orada tasarım olayı. Tasarım demiş. Üniversitesi'nde bir tane önemli olan çok önemli olan. Siz de bunun eğitimini alıyorsunuz. Almış yanıma. Yani tasarımda da önemli olan şu. Birçok tasarımlar yapılıyor ama bunlar tabii ki de bölgesel ve uluslararası buna hitap edebilmeliyiz. Yani şu an herkes tasarım yapabiliyor. Ama buna açıkçası bizler işletmeyiz ve burada 10 kişi, 20 kişi istihdamımız var. Bunların belirli giderleri var. Yani ben işin ticari yönüne bakıyorum.
Yani yapmış olduğum tasarımdan para kazanabilecek miyim, kazanamayacak mıyım? Önemli olan da tasarımın da son vermiş olduğum nokta aslında bu. Maddi bir kazanç elde edeceğiz, bakacağız, durun. Yoksa kağıt üzerinde ya da bilgisayar üzerinde çok tasarımlar yapabiliriz. Bu da önemli olan, şimdi tasarım yaparken, yaptığınız her tasarım tutmaz, yani piyasa olayından bahsediyorum.